Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Niye söylüyor acaba bunu? Bugün milyonlarca kendisini kimsesiz hisseden insanlar var. Erdoğan bunu düşünüyor mu acaba? Ben gençlerle konuşuyorum. Büyük bir kısmı umutsuz. Bugün konuşurken neden umuda vurgu yapıyorum? Hiç kimsenin umutsuz olmaması gerektiğini niye söylüyorum? Bunun için söylüyorum. Yazıktır, günahtır bu memlekete ya. Tek parti dönemi. Ya senin dönemin ne var arkadaş? 20 Temmuz sivil darbesi dönemi yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Kitap yasak diyor musun? Yasak diyorsun. Gazeteci hapse atıyor musun? Atıyorsun. Twitter'dan seni eleştiren bir yazı çıktığı zaman sabahın köründe polisler basıyor mu? Basıyor. Ya bir darbe dönemi yaşıyoruz. Hangi demokrasiden söz ediyor? Hangi demokrasi? O dönem tarihin altın sayfaları dönemidir bakın. O dönem tek parti var ve dünyada tek örneği var. Tek parti döneminde bağımsız iradeyle çok partili hayata geçirmiştir 1946 yılında. Ve dönemin en güçlü insanı seçimi kaybettiği zaman da yürüyerek Çankaya'dan evine gelmiştir ve teslim etmiştir iktidara, kazanan iktidara. Ve şunu söylemiştir. Bu yenilgi benim için en büyük zaferdir. Çünkü ben bu ülkeye demokrasiyi getirdim. Şimdi demokrasi var mı bizim ülkede? Hadi ben söylüyorum, diyelim ki efendim muhalefet partisi demokrasi yoktur dedi. Ya bütün dünya Türkiye'de demokrasinin olmadığını zaten söylüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.